Zehra Hanım, siz çiğ yufka getirdiniz. En azından benim ürünlerim çiğ yufkadan bahsetmiyoruz burada. Uğraştan, zahmetten, emekten. Ama şimdi bu çorbada da bir uğraş yok mu yani? O kadar bence da. Bana göre ama yok. Buğdayları haşlanıyor bilmem ben ne. Ben hiçbir şeyde basite kaçmamıştım Zuhal Hanım. Siz sadece mısırı haşladınız. Evet, kolay bir kolay çorba. Kolay bir çorba. Hepsini bir kaba alıp haşlanacak bir malzeme. Şimdi Zehra Hanım da gerçekten hani... O da gelmiş bir şekilde tam burada mücadele vermiş. Onun da yemekleri eksikti. Mesela bandumasi gerçekten kabul edilebilir değildi. Ya biz onu da zaten çok eleştirdik. Evet. Yetiştiremediği için onu da yerden yere vurduk. Ben eleştirmeyin demiyorum. Bütün eleştiri yaptık. Özgür Bey, yani siz de şimdi kişisel sorunlarınızı da ön plana sokarak ya buraya geldiyseniz bunları çıkarmak zor. Ya biz o mücadeleyi de görmek istiyoruz aslında. Ömer Bey, Zehra Hanım resmen bana palyaço demek istedi. Siz özel şeyimi, özel hayatıma girdiniz. Yani şurada Zehra Hanım'ın kimse özel hayatını sorgulamadı. Ben dedim ki bunu ekranda yansıtmak istemiyorum, söylemiyorum dedim. Ama hepiniz özel hayatını, yok kıyafetine özen göster. Ben kıyafetime şu şekilde özen gösterdim. Tamam, yetiştiremedim ama beyaz gömleğimi giyip özrümü diledim. En azından bu tutulabilir bir yerinde. Pembe değil mi o gömlek ya? Ya beyaz da pembe Zuhal Hanım. En azından gömleğimi giyip hadi şey yapabilirim. Hadi bende bir sorun var. Ya en azından... Yakınım kötü dedim, renkleri de gitti bende. Bakın Özgür Bey, en azından... Yemeğin yetişmesi kıyafetin yetişmemesinden daha şeydir. Yani kıyafet yetişmeseydi keşke ama yemek yetişseydi. O kıyafetinizi ayırdığınız 5-6 dakikada o 5-6 dakika. Patlıcanınızı yapabilirdiniz. Yani siz bunları göz alarak gelmeliydiniz. Ömer Bey, siz gerçekten aşçı mısınız? 5-6 dakika kıyafete ayıracağım ben. Yapmayın Allah aşkına, gözünüzü seveyim. 5-6 dakika kıyafete ayıracak vaktim yok ki benim. Peki, hangi aramızda sıktınız? Ben 1 dakikada giyindim. Tam 1 dakika, son 1 dakikada giyindim ben. Şimdi hesaplanmıyor. Siz ne biçim modacısınız? Modacı olsan sana bunu yöneltmesi doğru, mantıklı diyecektim. Anlamıyor musunuz? Siz modacısınız, derzisiniz bir kıyafete o kadar zaman. Şimdi adam aşçılığıyla senin kıyafetini giyme zaman dilimi süreç neyse ya, boş ver. Biraz karıştı kafalar. Bir hayli. Zehra'da bir zaten bir şey, tam kendime gelmeye başlamıştım Zehra'nın gününden sonra. Toparlandım derken bir derde daha oldu. Yaşadık. Ama Zehra'nın enerjisini çok sevdim ben. Her şeye rağmen düşürmedi kendini. Biz canla de... başla bir mücadele verdi. Bayağı, çata 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 çata. Yemeklerini savundu. Kah dalgaya vurdu, kah size kızdı, kah güldü. Kah kendi de inanmadığı şeyler söyledi. Evet. Ama enerji güzeldi yani. Teşekkür o güzel. Ederim, enerjimizi düşünmeyeceğiz enerjimizi. Şimdi ya enerji de güzel bir şey. Bana bir puan verdi ya, Allah'ın evet. Sevgili kuluyum gerçekten. Dedim Rabbim ne olur Özgür yarın eksik çıksın menüyle. Aa, lezzetinden en niye azından... Niye yetiştiremediğim belli oldu Özgür. Ne kadar, ne, niye yani, öyle yapıyorsun? Çünkü gerçekten emeğimde siz bile buna uygun görmediniz. Yapma yapma, onu Sena Hanım da yapma. Bir verdi. Özgür Bey en azından iki verseniz yine mutlu olurdum. Zaten benim belli yani teşekkürler. Her şeyim. Afiyet olsun yani, Sena Hanım. Teşekkür ederim. Ama lezzetleriyle ilgili yine değerlendirme yapacağım. Ben adaletsiz tabii, değilim. Tabii. Şov herhalde. Yapmaya da gelmedim. Olan yemekleri değerlendirme. Yaparım ama henüz bir, beğendiğim bir şey yok. Çok açsanız bakın ekmekle acuka üzerine su çay, güzel gider. Güzel. Çay olsaydı aslında çay daha iyi olurdu. Çay getirebilirim. Çay da demleyebilirim. Sorun ay değil. Demleyin ne olur. Daha ıslak kekimiz var çünkü. Çay. Evet, ıslak kek var çay, zaten. Çay kahvaltıda var, yenen. Çay içelim. Kahvaltıda yenen kendi bilir. Acuka ve benim menüme verilen, tam menüme verilen bir dört. Çay yapamayacağım için ben al. Lütfen yapın. Islak kekle de güzel alabilirsin gider. Ekmek. Ekmek alabilirim. Neden? Çünkü ekmekleri olmadı. Ekmekleri koyacağım şimdi Zuhal Hanım. Oo, ekmek de yok. Size alamıyorum, ekmek yok. Yok. Ay gerçekten bunlara ekmek de yok yani. Değil mi? Yani vallahi ver de ekmek. Ben olsam bıraksın. Vermem. Ben de vermiyorum. Hadi öyle tek getiriyorum. Hayır, istersen hayır, ver, istersen hayır, ver. Hayır, bir şey çatal yok. Alabilir miyim? Getiriyorum. Bu çatal. Çünkü tabii zaten ki. Bu ekmeği sürüp yenirse daha lezzetli. Tabii ki öyle getireceğim. Ekmek aldım zaten. Aa, nerede ekmeğin? Sence getiriyorum Zehra Hanım. Yetişmedi herhalde. Ekmeği de sizin yapmanızı beklerdim Özgür Bey. Aa, oldu olacak. Bütün mutfağda baştan çay. Sence ben burası yemek yarışması mı? Ne ekmeği ya? Çoluğu Allah da arkasatta kuşbaşı olarak doğratmış bir yarışmada. Oldu bir de ekmek. O ışık bir gün kim götürecek diyordum. Özgür'e kısmetmiş. Tavuğu da mı kasaba doğrattınız? Ne yapacaktım tavuğu hayvana? Ne yapacaktın? Kasabı çağırsaydın o kendi mi doğrayacaktı tavuğu? Ya. Yani bu mu? Ömer öyle bir şey söyle ki bir yerinden bir tutulsun, bir mantık olsun ya. Lütfen ya. Çok gerçekten Zuhal Hanım yani. Acuka'dan tadın. Böyle bir şey yok ya. Yok hani ekmeğini kendi mi yaptın? Şeyi mi ya, yarışması doğrama yarışması mı ya? Burası doğrama, ekmek yapma, hamur yarışması doğru, mı? Doğru, burası ya da burası en güzel kim giyinir yarışması mı? Hiç. Ben sadece size yok, olan saygım. Ben tarzını çok beğendim. Teşekkür zaten ederim. Zaten şu an o moddasın. Çok yemekle bir alakanız yok. Ay bakın kıyafet. Yine özel hayatımdan dem vurmaya başladınız ya. Benim özel hayatım sizi niye bu kadar ilgilendiriyor Ömer Bey? Ama Özgür Bey biz evet. Yemek görmek istiyoruz. Ekmek.
Yemek göreyim, elim, ekmek göreyim. Elimle almadım zaten. Tabii, bakarsanız tabii, hiç dokunmadım. Elimiz ayağımı titriyor açlıktan diyorum. Ekmek gelse de artık. Özel hayatım vesaire yani gerçekten şu an o kadar modum düşüyor ki. Düşme. Yok gerçekten düşüyor. Sen modunu düşürme. Buyurun evet, arkadaşlar. Buradan isterseniz daha dökebilirim. Siz alacak mısınız? Yok Mersi. Almak isteyen ekmeğini alsın. Açıklığınızı yiyin. Yani ben alacağım canım sağ ol. Kendi günümde de Zuhal'ın bu arada siz de levrenizi kendiniz mi ayıkladınız? Ömer Bey. Ha, balık açtın mı ki Ömer? Yani, yok kendim açtım. Fileto yaptım. Aa, özür dilerim pardon. Yani bu menüyü gördükten sonra ben galiba Zehra Hanım'a biraz haksızlık etmiş oluyorum. Ya. Ya Zuhal Hanım gördünüz mü? O biri vermeyecektiniz o biri. Kötü de olsa yemek herkesin başına gelebilir. Pardon, çiğ kayın biri vermeyecektik. Sen hala arkasında mısın verdiğin biri? Ama Zuhal Hanım en azından bu pişmişti. Çorbamda hani olmasa bile bir pişmişliği vardı yani. Değil. Ama çiğ getirdi. Tamam. Çiğ getirdi yani. Kendi menülerinizle şimdi siz de yetiştiremediniz ya. Olabilir. Ben bunu gerçekten bir verdiğinizi düşünüyorum. Yani bir verdiğiniz tamam, ya. Tamam siz de verin bana ödeşeyi. Bakın ben neler yaptığımı gördünüz. Yani neler gerçekten şu anda üzülmüyor musunuz bu duruma? Zehra Hanım sizde de bir şey yoktu. Ya bir şey göremedik ki. Emekten bahsediyorum ben. Tamam emeğinize saygı duyduk. Gerçekten. Benim vardı ya. Sabah kalkmışsınız gelmişsiniz dedik. Emek vermişsiniz dedik ama yemek göremedik. Yani tamam, Özgür Bey'i de şu an kıyasladığım zaman. Siz de şu an yemek görebiliyor zaman muyuz? Önümüzde bir benim de, benim de çorbam vardı. E tadı yoktu, ekşiydi yani. Şimdi niye buraya girdik biz? Özgür Bey, bir gelir misiniz? Çok acil buyurun bir şey sormak istiyorum buyurun size. Yani bu acil menünüz zaten belliydi değil mi? Evet. Hafta başından evet belli, daha önceden evet verilmiş. Evet. Evet. Yani menünüzü bile bile evet bana tam menüme 4 vermiyor. Evet. Gerçekten yok, hala uygun görüyor musunuz? Zehra Hanım'dan sonra size verdiğim 4 kesinlikle şey değildi yani. O gün beni yok saydı. Size çok çok sinirlendim ve size bir şey ödetmek istedim. Özgür çünkü Bey, beni yok saydınız önüme, gerçekten. Beni şu an yok sayıyorsunuz. En azından bakar eksik mısınız bir menüm yoktu. Bakın söylüyorum zaten seni. Ay ben yani hala Zehra, 4 puana Zehra yok sayıyorum. Evet mavi spreyinizi kullanmışsınız. Evet. Teşekkür ederim. İnce bir kibarlık ama şu an yok sayıldım. Ha, pardon, aynı şey. Tabak şu an aynı şey. Bakın yani ekmeğim nerede? Tamam getireceğim Zehra Hanım. Söylerseniz getirirdim zaten. Sizin bunu düşünmeniz gerekiyor. Olmak için bakın demek ki etme bulmadım ya. Sen yansın suyunu al tabağını getir gel artık. Etme bulmadım aslında. Ay Allah aşkına yapma. Aa, ya, benim de çık kaşıklarım eksikti. Demediğinizi bırakmadınız. Ay, boş konuşuyor. Unutuldum unutuldum dediniz. Anını unutuyor Zehra musunuz Zehra Hanım, siz de anki, demek ki? Şu anki duruma siz baktığımız zaman yani sizin de gerçekten aynı pozisyondasınız şu an. Yetişmeyen bir masa. Ya benim emeğim, mücadelem, savaşım vardı ya Allah aşkına. Ama masa ama yoktu ortada. Özgür Bey de şu an bir savaş içerisinde benim ama. Benim de tabağım yok şu anda ne yapayım? Çok boş konuşuyor Zehra Hanım gerçekten. Bu menüyü ben var ya bir saate çıkar otur kahvemi içerdim. Keşke kendi kasabada doğratmışım tavuklarımı. Acukumu yapmışım. Kasabada mı? Hangi kasabada? Hangi kasabada? Ay kasapta. He. Yani işte kasapta doğratırım ben tavuğumu. Her şeyimi hazır kullanırım, getiririm. Ben garnitürlerimi de kullanabilirdim konserve halinde. Ya şunu mu anlamak istiyorsun? Ben emeği eleştiriyorum. Benim yemeklerim Özgür Bey'inkinden şu ana kadarki olanlar daha iyiydi. Masam daha iyiydi, bunu mu demek? Yemek değil, emek. Peki, evet, zaten peki Zehra seninle başlayalım. Elinize sağlık öncelikle. Siz hiçbiriniz bana söylemediniz ama ben başlayayım böyle. Ben size çok yoğun bir salça tadı var. Tam olarak acuka tadını alamadım maalesef. Beğenmedim. Çok yoğun salça tadı var. Sanki böyle çıkarıyoruz. Hani küçükken yerdik ya ekmek arası salça falan ha, böyle. Ekmeğe tabii sürer verirlerdi oldu sokakta oynarken. Tadı her o yer şekilde. Ben de salça tadı aldım. Ceviz hiç pek fazla bulamadım içinde. Biraz neden yok? Baharat var. Zaten salçada aynı. Cevizi fazla yok içinde. Salçası biraz daha yoğun. Beğenemedim. Afiyet elinize olsun. Sağlık. Afiyet suyu olsun. Verir misiniz? Ömer? Özgür Bey, bu acuka değil, siz yeni bir şey bulmuşsunuz. Salcuka olmuş. Ay doğru, artık gerçekten yani ben sizin ne dediğinizi de anlamıyorum ya. Ben sizi bir kulağımdan giriyorum, kendine bir kulağımdan çıkıyor yani. Siz yeni bir ürün bulmuşsunuz. Gastronomi adına güzel bir şey aslında. Ay bunu lazer çıkmayan bir aşçı söylüyor. Tamam teşekkür ederim. Telifini al bu yemeğin. Olmamış mı? Olmamış. İçerisinde olabilir, cevizler olabilir fazla yok. İçmenizin alemi yok burada yani. Ekmek yani. Alemi yok beni daha fazla. Resmen dalga geçiyorsunuz siz benimle farkınız. Hepiniz o geldiğinizden beri benimle dalga geçiyorsunuz. Özel hayatımdan girdiniz. Bugün ne yaşamıştır acaba? Başlı başına siz daha eleştiri kabul edemiyorum. Eleştiri açığım ben. Bakın masaya. Biz de eleştiriyoruz. Baştan aşağı her şeyde eleştiren sizsiniz. Ben başından beri bakın haftanın başından beri herkes zaten bana saldırıyor.
Bana saldırıyorlar Özgür Bey, siz daha çok eleştiriyorsunuz beni sert bir şekilde. Bir saniye, Meryem konuşacak, derin bir ben sessizlik. Ben saldırmadım. Siz daha tam anlamıyorum. Neden? Bir şey cevap veremiyorum ki. Neden? Yok, çünkü bağırıyorsunuz. Yani. Yok oluyorum çünkü. Ne yaptı kadın? Yani ne yapabilirim zaten ki? Bağırayım mı? Sizi gibi. Hayır, siz yüksek desibelde, yüksek yani. Tondan ha. Konuşuyorlar. Evet. Tam bir şey diyecek, kaynıyor gidiyor arada. Arada yine kaynıyorum gidiyorum. Bu sefer sessiz kalan ben oluyorum. Şimdi söylüyorum salçası güzel olmamış. Bu sefer dalga geçtiniz diyorsunuz. Hayır ben sizi tamam ben hani aşçıyım ya 4 gündür. Ben aşçısınız dediniz ya. Ben de diyorum ki olmamış, beğenmedim. Tamam ben Meryem Hanım, siz üstünüze alınması gereken yeri almıyorsunuz. Üstünüze alınmaması gereken yeri hangi yeri? Zehra Hanım gibi. Hayır şu an ne dediniz? Meryem Hanım geçtiniz dediniz. Finalde konuşmaya başladı. Oh hadi final geldi. Konuşuyor. Evet Fena. Gerçekten. Ben de beğenemedim. Şöyle ki aşırı bir salça, yoğun bir salça. Cevizleri bulmakta zorlandım. Rondodan çekildi. Yani yine de hani normal fazla değil. Sinirim bozuldu. Fazla değil. Oran az. Oranı az. Kimyonu eksik. Kimyon koydum mu? Koydum ama az geldi. Evet az. Az. Kimyonu, tadı tuzu hiç yerinde değil. Ben de beğenemedim. Afiyet olsun. Canım verelim böyle. Tabii. Eline sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık yine de. Ben şöyle versem. Verin kimyonu kaseleri. Şey, kimyon nereden çıktı? Bunu mu ver? Yok şey, hayır. Tamam. O kalsın. Onu yemek tamam. Ay bıçaklanacağım. Ana yemeğim var. Var. Neydi evet. Özgürcüğüm ana yemeği? Ne tavuktu? Sebzeli tavuk sebzeli var. Sebzeli tavuk ve ne pilavı? Onun yanında ezogelin pilavı var. Ezogelin pilavı. Evet. Hep çorbasını içeriz. Şimdi de pilavını yiyoruz. Acuka sadece salça. Başka hiçbir şey yoktu. İçinde baharat ve salça. Kesinlikle ceviz bulamadım. Acuka dediğim gibi yani olmamıştı. Ben ona orada bir benzetme yaptım salçuka diye. Gerçekten hani tamamen salça. İçerisinde bir iki tane ceviz tanesi var. İçerisinde ekmek kırıntısı koymamış. Büyük ihtimal zeytinyağı azdı. Olmamıştı. Yemin ediyorum var ya herkes üstüme geliyor. Hayır bu kadar olamaz. Ben bu kadar alaycı yorumlar yapmadım. Ben kimseyi bu kadar kırmadım.